Eyüp chat'ten böyle bir yorum var demiş. Dur bakıyorum. Eyüp burada değil mi hala? Evet, buradayım abi. Dur Eyüp. Bakıyorum. Şükrü gitti mi ya Ferit? Yok. Burada yanımda. Ha. Simge demiş Allah'tan başkası geleceği göremez. Nasıl Müslümansınız Akio demiş. Nasıl ya? Hadi bakalım. Ben sana asıl Ya. müthiş tartışma konusunu söyleyeceğim. Söyle. Şimdi Hasan Mezarcı var ya. Hasan Mezarcı. Mesih yani şey. Ha, biliyorum anladım. Şeyde çıkan 140 Journalist'a çıkan. Aynen. Dini update getiriyor abi adam. Evet. Adam mesela çok mantıklı bir update Asikli getirmiş. Ufak kontaktım yaştaki çalınmış. çocuklarla işte evlenmek yasaktır falan bilmem ne diye update getirmiş. Evet. Haber Neyle sadece evlenmek yasaktır? küçük yaştaki çocuklarla. Evlenmek yasaktır Evet dedi. ve Evet. kadın da işte kadına şiddet uygulamak yasaktır falan diye. Çok mantıklı update getiriyor adam. Evet. Dinlemiyorlar. Diyorlar ki bu adam Mesih değil. Çok mantıklı update. Şimdi mesela biri de yorum yapmış. Demiş ki bu adamın Mesih olmadığına neden Ama o adam inanmıyoruz? çok değişik şeyleri vardı ya o videoda. Ya hayır videosu değil. Bu genel olarak bir adam çıkıp şu an ben Mesih'im dese neden inanmıyoruz? Ya yani Çok zamanında iyi soru. inanmışız şu an neden inanmıyoruz? Sorun orada. Çünkü gönderilen son peygamber Hazreti Muhammed. Çok Allah. mantıklı. O ne? Hayır. Bitti konu Kanka. tamam. Tamam konu bitti. Muhabbeti Abi duvara sonra çarptı belki amına fikir koyayım. değiştirdi yani nereden biliyorsun? Hani Oğlum. Yanlış mıyım şey? belki Allah fikir Ay. değiştirdi. Dedi ki ben bir tane daha göndermem gerekiyor. Çok zaman geçti. Her şey Mesih update peygamber geliyor. değil diyor. Mesih Abi peygamber değil peygamber oğlum. değil ki Mesih. Evet Ama doğru. şimdi şey demek peygamber istiyor başlıyor. mesela. Belki şu an inanmıyorlar diyor ona. Belki de doğru diyor şu an. O gerçekten belki peygamber diyor. Peygamber değil abi Mesih. Mesih ile peygamber çok farklı Evet şeyler. doğru ya. Mesih Ha. farklı. Mesih Ya ile ben peygamber çok çok ayrı emin şeyler. Mesih ile ilgili Kur'an'da geçen şey var mı? Muaf Kıyametin şey. önce gelecek deniyordu. Yanlış hatırlamışım öyle bir şey. Kıyametten önce gelecek. O Aynen. Hazreti Davut Abi değil mi? kıyametten önce gelecek. 100 yıl falan o Yani hükmü. evet Oğlum bir şeyi ya zamanı yok değil mi? işte. Deccali falan yenecek falan muhabbeti Aynen var ya. aynen. Evet. Evet. Deccal ve Esat Yecüc mecüc vs Deccal'ı. Allah izin ha. Abi yani Chat ne diyorsunuz bu işe? Olabilir mi misin ya? Abi bence olabilir ya. Düşündürdün mü ya? Beyler inanmayalım mı ya? Oğlum çok güzel Yanmayalım mı? update'ler Yapmayalım. Güzel update'ler bunlar. Neydi adı? Hasan Zaten Mezarcı. Hasan Hasan Mezarcı abi. Mezarcı Bak abi. yazsana. Haber için bulsana. Hasan Mezarcı dini update getirdi Hasan abi. Mezarcı. Update getirdi. 2-0 mı? Galiba evet. 1.1 abi. Bu çıkmadı galiba. Dur bu değil haber. Haber bu değil ya. Haberi nasıl bulacağız? Saat işte Hasan otomatik güncelleme oluyor Ferit Mezarcı bu arada. çocuk yaşta evlilik yaz. Hasan Mezarcı. Çocuklarla Ne oluyor evlilik. abi? Abi ne oluyor? Bu çıkıyor API yapılıp olmasın Yok yok çocuk çıkmadı yaşta. işte dur. Evlilik. Ha çocuk ya bak. Bu ne abi? Kapat bunu. Dur ne oldu ya? Yok kapat bunu kapat. Ha. Yo. Yok kapat. Ama Osman Kavala ha çok alakasız ya. Ne oluyor? Abi deprem mi oldu? MSN kendini bu galiba. Ha. Bazı yeni hükümleri iptal ettiğini söyledi. Kendisini Mesih ilan eden eski Refah Partisi İstanbul'un Evet bu ama biraz bir tık şey oluyor bana ya. Abi Politik bir ama olay bir şey diyeyim mi? Bütün o zaman da milletvekili yoktu. Ama o zamanın şeyleri de Evet doğru peygamberleri milletvekili de biz bir nevi oydu insanlara aslında doğru. ulaşabilmek için bir şey kurmuyorlar mıydı Doğru. parti? Rıza dışı evliliği ve kadınların mirastan az pay almaları gibi dini hükümleri iptal ettiğini açıkladı. Evet abi. Mezarcı sosyal medya hesabına yaptığı açıklamada Biznilla Dur Twitter'dan ben okuyayım tweet onu ver. oku. Bak. Biznillah, İbrahim dinlerdeki akıl, bali, reşit olmayan çocuk evliliğini, kızların onayı olmadan evlendirmesini, kadının şahitliğinin kabul edilmemesini, mirastan kadının erkekten az pay almasını, kadına şiddeti tecviz eden dini ahkamı iptal ediyorum. Kulağı olan işitsin demiş. Müthiş bir update. Yerinde bir update. Abi. Kadına buff Dark gelmiş mode o var mı zaman. Ve günümüz şimdi Direkt Mesih kadın dizisi buff. var. Biliyorsun değil mi Mesih? Evet.
Orada da mesela günümüz update'lerini Instagram'dan, Twitter'dan veriyordu. Çağımızda nasıl verecek ki başka update abi adam? Arkadaşına yani, mı söyleyecek? Twitter varsa Ferit açsana peş notes okuyalım abi. Peş notes, kadınlar buff. Evlilikler düzeltilmiş. Evet, evlilik bug'ı. Rework. Akıl kullanılması önerilmiş. Akıl item'i bayağı iyi. Aklın sonu ne nerf ya? Lazım Hristiyanlar nerflenmiş mi abi? Dengeleme bu. Dengeleme abi, buff da değil, doğru. Dengeleme. Yahudi nerf gerekiyor abi. Neye nerf gerekiyor? Abi can şey canım çağırdı. Tam ağzından çıktı Allah'tan söylüyorum biliyor musun? Yalnız şeyi fark ettin mi? Ne abi? Update'in tam böyle depremlerin, virüslerin, tsunami'lerin çıktığı dönemde gelmesi. Aa bu yeni mi oldu? Yeni bu update. Aa. 2 gün önce geldi bu update. Olaya bak. Yani uyarı diyor. Böyle şeyler yapmayın artık diyor. Ve ben diyor size doğal afet yağdırılıyor diyor. Aynen. Bunu diyor ve şu anki kullar. Din adamları, şu anki din adamları ne diyor biliyor musun? Ne bu diyor? Adam bu adamı dinlemeyin, saçmalıyor diyorlar. Çünkü oha normalde be. Din adamı bunun cevabı var din adamının buna. Böyle işte bilmem ne Diyanet Bakanlığı falan böyle, anladın mı? Hani din adamı dediğim de şey böyle. Ne bakanımız var bizim? Diyanet mi oluyor? Diyanet İşleri Bakanı. Diyanet İşleri işte. Diyanet İşleri Bakanı aynen. Diyanet İşleri Bakanı da dinlemeyin diyor. Şöyle demesi gerekmez mi? Çok güzel update. Biz bunu uygulayalım indirsin demesi gerekmiyor mu abi? Sonuçta adam Mesih. Ama abi bir anda ortaya çıkan hız güvenecek. Oğlum adam kötü bir şey demiyor ki. Güvenmeyecek bir şey demiyor ki. Kötü bir şey dediği zaman inanma, aklını mantığını kullan. Adama prim vermek istemiyor bence orada. Abi. Yani iyi bir şey dese tamam bu adamın dediğini yapalım dese, o zaman adama prim vermiş olacak. Adam takipçi kazanır. Ama o zaman, ama Diyanet İşleri de update getiriyor. Ama sen o onu update getiriyor zaten işte. Hani? Artık akşam ondan sonra alkol alamıyoruz dese. Yarın lütfen iki kol ezan okunuyor bunu. Aynen oğlum. Faiz artık haram değil mesela. Diyanet update getirmiş. Evet, faiz artık haram değil mesela. Diyanet update'i. Abi müthiş update yani. Faiz haram değil ne demek? Bunlar geri update ediyor oğlum. Bunlar abi mesela bir arada şey var. Evet. Şarkıcılar sesiyle şarkı söyleyip para kazandığında haram para oluyormuş. Bir ara böyle bir şey vardı, olay vardı. Şarkıcılar sesiyle şarkı söyleyip para kazandığında haram oluyormuş. Bir ara böyle bir olay varmış Sami diyor. Kim düzeltmiş? Kim düzeltmiş Sami? Diyanet İşleri. Diyanet İşleri düzeltmiş. Update getirmiş abi yani. Abi demek ki geliyor update. E tamam geliyor çok zaten. Çok sağlam bu niye geliyor? Bu niye abi, bu da gelir zamanı vardır patch note. İşte hemen geliyor mu? Ha, sen bir şey mi, sen bir patch istiyorsun Runeterra'da, hemen geliyor mu? Leak mi edildi bu? Aynen abi oğlum. Leak edilmiş şu an yani. Büyük ihtimal leakti şu an. PBA'de ihtimal oynanıyor olabilir. Aynen PBA. PBA'de oynanıyor olabilir. Biz de PBA beta testimiz var. Siz teste gittiniz, var mıydı böyle bir şey abi? Peki ya abi dinde küçük yaşta evlenin mi diyor. Neyin update'i diyor. Yasak değil. Bizim yasalar gereği yasak. Ama normalde dinimiz gereği bir yaş sınırı yok evlilikte. Evet, bu yıkamamış olayı. Düz mantık düşünme kardeşim öyle hemen. Bana musallat oldular. Titizlik hastalığına kapıldım. 17 saat duş alıyordum. İsterseniz odaya çekin anlatayım. 17 saat olsun duş alıyordum. Oğlum biri diye bir şey kalmaz amına koyayım. Kaç kere konser veriyorsun amına koyayım. Ben bir duşta bir kere. Abi. Çocuğun biri 21 yaşına kadar mı, 22 yaşına kadar mı hiç mastürbasyon yapmamış. Sonra bir gün yanmış küveti doldurmuş. Biliyor musun bu efsaneyi? Küveti mi doldurmuş? Evet. Bu efsaneyi biliyor musun sen? Süt banyosu mu? Gerçek mi bu? Hayır abi. Bu da 17 saat duş efsanesi, öyle bir şey. Böyle bir duydum ben bunu daha önce. 10 çocuk çekin anlatayım diyor amına koyayım. Ya tamam o kanka efsane ergenken oluyor o genelde. Tam duştan çıkacaksın, şeytan bir daha dürtüyor. Ulan diyorsun bir tur daha mı? Çıkana kadar doluyor değil mi? Aklına bir şey geliyor.